devlet olarak ektiğimiz nefret nefreti doğuruyor, şiddeti doğuruyor. Biz HDP'li ya da Kürt kardeşlerimizi bu sunumları yaparken aynıyla hatta daha fazlasıyla reaksiyon bulacağımızı düşünerek barışı hakim kılmalıyız diye düşünüyorum. Yaptığımızın daha fazlasını Allah bize yaşatmasın. Bu kardeşimiz KYK ile uzaklaştırıldı. Evli ve çok çocuk sahibi bir kardeşimiz. Hepinizin malumu. Çalışamıyor, ailesinde çalışamıyor, emekli olamıyor, yurt dışına da çıkamıyor ki aile efradının da hiçbirisi yurt dışına çıkamıyor. Devletin nasıl insanları terörize ettiğini ya da devlet düşmanı ettiğini örneklendirmesi açısından söyleyeyim. Bu kardeşimizin bana kullandığı bir cümle var. O cümle de şu: şu an Amerika Türkiye'de bir işgale başlasa yemin ediyorum Amerikan tarafında yer alırım diyor. Yani bunu devlet olarak biz yapıyoruz. Bunun farkında olalım. Ayrıca biz Taksim bölgesinde mütercimlik yapıyoruz. Arapça, Kürtçe, Farsça, İngilizce. Dolayısıyla yurt dışından çok ziyaretçimiz gelir. 2 ay kadar önce bir Kuzey Iraklı bir Kürt yatırımcı gelmişti. İkna ettim. İkna ettiğimin haftasında Suriye operasyonu başladı. Yani barıştan bahsederken bizim sadece Türkiye'de bir barıştan söz ediyor olmamamız gerekiyor. Ben bu satış gerçekleştiği nazarıyla mutlu mesut olurken bu kardeşimiz maalesef Türkiye'de kendisini güvenli hissetmeyeceği için İngiltere'de yatırım yapmaya karar verdi. Bu da ricali devlete buradan bir eleştirim olsun. Dolayısıyla hani biz kendi sınırımızdaki insanlar ve kendi bölgemizdeki insanlarla diyalog kurmaktan ne kadar çok aciz kalırsak sonrasında Trump'tan ya da Putin'den yardım istemek durumunda kalabiliriz. Tepemizdekilerden bir şekilde seçim yoluyla bu baskıyı bertaraf ettikten sonra kendiliğinden daha huzurlu bir ortama kavuşacağımız kanaatindeyim.